Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde varlığın oluşum problemini işleyeceğiz. Geçen derslerde 18-19. yüzyılın problem alanları olan bilginin kaynağını, birey-devlet ilişkisine ve ahlak ilkelerini, ahlak problemi, ahlak felsefesini işlemiştik. İşte bu problem alanlarından bilginin kaynağı olarak akıl, deney ve akıl artı deney görmüştük. Rasyonalizm, empirizm ve kritisizm olmak üzere. Onun dışında birey-devlet ilişkisinde Jean-Jacques Rousseau'yu, Montesquieu'yu ve John Locke'u görmüştük. Bunların özgürlükçü ilişkilerini, işte özgürlüğe dayalı yönetim anlayışlara, eşitlik görüşlerini, toplumsal sözleşmeye dayalı devlet oluşturmalarını ve kuvvetler ayrılığı ilkesi dediğimiz yasama, yürütme ve yargı gücünün birbirinden ayrılması fikrini görmüştük. Yasama, yürütme, yargı dediğimizde yasama gücü kanun koyma, yürütme, iktidara ait olan ilgi kanunları uygulama, yine yargı ve uyuşmazlıkların düzenleme olan bu üç alanın uzmanlaşmış kişiler tarafından geliştirilmesi gerektiğini savunuyorlardı ve atıyorum iş bölümü, dayanışma olan, işte herkesin bir işin olduğu, yasamanın ayrı, yürütmenin ayrı, yargının ayrı, tek elde toplanmayan bir anlayışa sahiplerdi ve mutlak monarşiyi istemiyorlardı bu anlamda. Hatta demokrasiyle yönetilen, halkın kendine hani yönetici seçtiği, devleti oluşturduğu, özgürlükçü ve eşitliğin önem verildiği bir alandı birey-devlet ilişkisi de. Yine ahlak öğretilerinde de Kant ve Bentham'ı işlemiştik. Kant'ın ödev ahlakı hiçbir çıkar beklemeden koşulsuz olarak sadece sorumluluğum olduğu için ahlaklı davranmam gerektiğini söylüyordu ve evrensel ahlak yasasının da bu olduğunu söylüyordu. Hatta öyle davran ki davranışın tüm dünya için genel geçer bir yasa olsun diyordu Kant. İşte bundan dolayı da Kant'a göre evrensel ahlak ilkeleri, evrensel ahlak ilkeleri vardı ve bu da ödeve dayalı bir ahlak ilkeleri olmalıydı. Kişinin kendi sorumluluğu, kendi vicdanıyla almış olduğu sorumluluk olmalıydı. Çünkü Kant mutlak bir mutluluğa inanmıyordu. Önemli olan ödeve uygun davranmak olduğunu savunuyordu. Ona göre ahlaki eylemin amacı ödevdi. Kesinlikle hiçbir koşul beklemeden yapılması gereken şeylerdi. Örnek veriyorum, biri beni sevsin diye değil, birine iyi görünmek için diye değil, bana da yaparlar diye değil, sadece o görevim olduğu için. Yani mesela birine yardım ediyoruz ya, yardım ettiğimizde o da bana yardım eder diye değil ya da o kişi beni sevsin diye değil. Gerçekten bu sadece görev olduğu için, içinizden geldiği için ahlaklı olabiliyordu. Kant'a göre önemli olan ödeve uygun davranışların iyi olmasıydı. Ödeve uygun olan davranış iyi ve erdemli davranıştı. Bir de Bentham vardı. Bentham da utilitarizmi savunuyordu. Utilitarizm toplumsal fayda ahlakı demekti. Bentham'a göre insan mutlu olmak ister, hazzı sever, hazın peşine koşar ama kötülük olan acıdan da kaçardı. Bu yüzden de Bentham'a göre ahlaki eylemin amacı mutluluktu. Ve mutluluğu yakalamak da olabildiğince çok fazla insana fayda sağlamaktı. Ama bu fayda eylemin sonucunda görülen bir faydaydı. Eylemin sonucunda fayda sağlıyorsam ve birden fazla kişiye, daha fazla kişiye fayda sağlıyorsam daha erdemli ve ahlaklı bir davranışta bulunmuş olurdum. Bentham'a göre de evrensel ahlak ilkeleri vardı ama bunlar öznel temelliydi. Mesela Kant'a göre evrensel ahlak ilkesi nesnel temelli çünkü dışarıdan gelen bir şey. Ama Bentham'a göre öznel temelliydi. Fayda içten öznel olarak gelen bir durumdu ve toplumdan topluma değişen bir durumdu. Evet, bir diğer problem alanı olan varlığın oluşu probleminde de burada karşımıza Hegel çıkacak. Ama ben Hegel'in varlık probleminden önce birazcık Hegel'in akılcılığına değinmek istiyorum. Şöyle. Bilgi kaynağı probleminde de Hegel'i işlememiz gerektiğini söylemiştim. Bilginin kaynağı probleminde Hegel bilginin kaynağını akıl olarak görüyordu arkadaşlar. Hegel'e göre bilginin kaynağı akıldır. Şöyle yapayım. Akıl, burada Hegel'in bahsettiği akıl Geist arkadaşlar. Şu anda da karşımıza çıkacak, ben anlatacağım zaten. Evrensel akıldan bahsediyor. Doğru bilgiye Geist'in bilgisi olarak ulaşabileceğini, gerçek olanın Geist olduğunu ve Geist'in doğru bilgiyi bize verdiğini savunuyor. Hegel de rasyonalist bir filozof, rasyonalizmi savunan bir filozoftur. Bunu unutmayın. Şimdi bu Geist'le ilgili varlık görüşü olduğu için hani bunun varlığıyla ilgili ve bunun varlıkları oluşturmasıyla ilgili bir takım bilgiler olacak. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi
Tekrar söylüyorum, Hegel rasyonalist bir filozoftur, doğru bilginin kaynağının akıl olduğunu söyler. Evet, varlık anlayışı olarak ise diyalektik idealizmi savunur. Diyalektik ne demek? Şimdi diyalektik aşamalı aşamalı ilerleyen şeylerle alakalıdır. Yani diyalektik bir süreç vardır. Birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama şeklinde. Diyalektik idealizmin olması demek birinci aşamada tez, ikinci aşamada antitez, üçüncü aşamada sentez kavramlarını kullanmasıyla alakalıdır. İdealizm ise fikir akımı. Yani aslında Hegel akla önem verdiği için ve doğru bilginin akılıyla kavrandığını söylediği için idealist bir filozoftur. İdelerden bahseder ve onun idesi Geist'tir. Tamam mı? Hegel'e göre tüm varlıkların temelinde kendisi mutlak olan tek bir töz vardır. Mutlak, kesin, kalıcı olan tek gerçek vardır. Bu da Geist'tir. Bu Geist'a, yani bu Geist yani ideleri savunduğu için ideya, fikir, akıl, din veya tanrı olarak bizim karşımıza çıkabilir. Hegel'e göre kesinlikle tek bir mutlak töz var. Varlıkların kaynağı olan tek bir mutlak töz var. O da Geist, bunu unutmayacaksınız. Kesinlikle bu kavramı unutmayacaksınız. Hegel deyince aklınıza gelecek. Varlığın kaynağı olarak kabul ettiği bu tin daha ruhsal bir şeydir. Değişmeden kalan kalıcı gerçekliktir. Bunu unutmayın. Değişmeden kalır, töz değil, kalan değil, kalıcı gerçekliktir. Ama hareket halindedir çünkü diyalektik dedik. Çok özür diliyorum. Diyalektik idealizm olmasının nedeni değişmeden kesinlikle değişmeden kalmıyor, değişiyor, hareket halinde, sürekli bir oluş halinde. Özür diliyorum. İlk çağ Yunan filozoflarına gitti aklım. Hegel'in diyalektik idealizmi savunmasının sebebi bu harekettir. Zaten bir yerde bir hareket, bir oluşum, bir değişim varsa orada diyalektik söz konusudur. Hegel'e göre Geist kendine dönüşeceği için, sürekli bir dönüşüm sergileyeceği için ve tezden antiteze dönüşeceği için, antitezden senteze dönüşeceği için diyalektik bir süreç, yani hareketli bir oluş gerçekleştirecektir. Evet, devam ediyorum. Evet, bunu şu şekilde ifade etmem gerekirse, şuradaki yazıyı önce bir okuyayım size. Daha sonra da ne demek istediğini anlatacağım. Şuraya da bir sileyim. Şimdi burada Geist'in oluşum süreci, yani varlıkların oluşum sürecinden bahsedeceğim bu pasajda. Evet, Hegel'e göre Tin, yani Geist, ilk başta kendisiyle özdeştir. Aynı şey yani. Geist'tir. Bu aşamada kendini tanımıyor. Geist kendine yabancı. Kendini tanıyabilmesi için kendi olmayan da kendini görmesi gerekir. Yani kendine yabancılaşması gerekir. Şimdi Geist kendini tanımak için kendine yabancılaşmayı gerektirir. Tin'in karşıtına doğadır. Yani kendine yabancılaşmak için doğaya dönüşmelidir diyor. Doğaya dönüşen Tin burada kendini yitirmiştir. Tamamen yabancılaşınca artık Geist olmaktan çıkmıştır. Amacı kendini tanımak olan Tin doğayı yeni bir dönüşüme zorlar. İşte bu dönüşümde sentez aşaması olacak. Tin ve doğa uzlaşır, birleşir ve sentezi oluşturur. Sentez yeni durumdur. Tin ve doğanın mükemmel uyumu olan insandır. İnsanlık tarihi Tin'in kendini bulup tanımasının zeminidir. Şimdi şuradaki paragrafı size örneklerle anlatmak istiyorum. Şöyle yapayım. Şimdi diyalektik idealizmden bahsetmiştim. Hareketli olduğunu söylemiştim. Diyalektiğini çiziyorum şu anda. Bahsettiği diyalektik şu arkadaşlar. Birinci aşamada tez aşaması vardır. İkinci aşamada antitez aşaması vardır. Üçüncü aşamada ise sentez aşaması vardır. Şimdi Hegel'e göre tez aşaması kendine yabancı olan, kendisiyle özdeş olan ve kendini arayan Geist'tir. Geist evrensel ahlak. Evrensel akıl. Bir kere yanlış yaptım ve devam ediyor. Geist evrensel akıldır. Şimdi birinci aşama olan tez aşamasında Geist
kendini tanımak ister. Çünkü kendisidir ve saf haldedir, tin halindedir. Potansiyel olarak içindekini görmek ister. Şimdi potansiyel açığa çıkmamış olandır. Potansiyel olarak içindekini açığa çıkarmak ister. Kendini tanımak ister ve kendini tanımak için tam zıttına dönüşür. Şimdi bir birey mesela iyiliği tanımak için kötülüğü de bilmemiz gerekiyor. Varlığı bilmemiz için yokluğu bilmemiz gerekiyor. Yani bir şeyin kavramını bilmemiz demek, onun zıttını bilmemiz demek. Eğer karanlık hiç olmasaydı bunun aydınlık olduğunu bilmezdik. Yani bu sadece var olan bir öğreti olurdu. Çünkü birbiri zıtları birbirini barındırıyor. Aydınlığı bilmemizi sağlayan bize karanlığın varlığı oluyor. Işık olmadığı zaman biz karanlığı biliyoruz. Işık yoksa, aydınlık yoksa karanlık vardır. Bu anlamda karanlığı tanımış oluyoruz. İşte Geist yoksa Geist'ın olmadığı bir şeyi tanımış oluyoruz. Bu anlamda da Geist kendine yabancılaşıp kendini bulmak istiyor. Kendinin tam zıttı olan, bakın bu evrensel akıl, Geist evrensel akıl, aklın bulunmadığı bir şeye dönüşecek. Yani doğaya dönüşecek. Aklın bulunmadığı bir şey. Ne var? Tam zıt. Geist evrensel akıldı. Kendini tanımak istiyordu. Kendini tanımak için yabancılaşıyor. Yani tamamen zıttı olan doğaya dönüşüyor. Geist doğaya dönüştükten sonra tamamen yabancılaştığı için kendini bulamıyor. İşte burada kendini tanımak istediğinden dolayı tekrar bir dönüşüm oluşturuyor. Bu dönüşüm de uzlaşma aşaması. Yani sentez aşaması. Ne yapıyor? Kendisiyle doğayı uzlaştırıyor, birleştiriyor. Yani diyor ki hem bende bulunan akıl hem de doğada bulunan bir şey olması lazım. Geist'ten pay alan akıl ile doğada bulunan insan ortaya çıkıyor. Felsefe ve sanat ortaya çıkıyor. Yani Geist kendine yabancılaşmak için tam zıttına dönüşüyor. Bu kez de kendini tanıyamıyor. Kendini tanıyamadığı için, amacının da kendini tanımak olduğu için hem kendinden pay alan hem de doğadan pay alan bir canlı ortaya çıkıyor. Bu da insan kavramı oluyor ve felsefe, sanat da bize karşılığını veriyor. Bunu şöyle bir örnekle de açıklayabiliriz. Mesela tez aşamasında bir tohum olsun. Şimdi tohum biliyorsunuz küçücük bir şey. Küçücük bir ağaç tohumu olsun. Küçük ama içinde kocaman bir ağacın potansiyelini barındırır. Yani tohum şu kadar bir şeydir. Ama içinde kocaman bir ağaç olduğu potansiyeli vardır. Tohum kendini gerçekleştirmek ve tanımak için kendisinden bambaşka bir şeye dönüşür. Yani bu antitez. Tam zıttına dönüşür. Zıttı diyoruz biz. Şimdi tohum ağaç olur. Baktığınızda, bir ağaca baktığınızda küçücük tohumu görüyor musunuz? Artık o tohuma benziyor mu? Yani biraz resmim çirkindir ama şöyle düşünün. Artık bu tohum mu? Yani tohuma hiç benzemeyen, alakası bile olmayan bir şey ortaya çıkıyor. Sentez aşamasına baktığınızda ise, şimdi tohum kendine tamamen yabancılaştı. Artık tohum olmaktan tamamen çıktı. Ağaç oldu. Yani artık hiçbir şeye benzemiyor. Tohuma benzemiyor. İçindeki potansiyeli açığa çıkardı. Ama o tohum olmak istiyor. Yani tohumu da tanımak istiyor, ağacı da tanımak istiyor. İkisini de tanımak istiyor. Yani içindeki potansiyeli de görmek istiyor, kendini de görmek istiyor. İşte bu meyve oluyor arkadaşlar. Sentez aşaması meyve oluyor. Meyve hem tohumdan pay alan hem de ağaçta bulunan bir şey oluyor. Bu şekilde. Yani tohumla ağaç birbirine tamamen zıt ama meyve ikisini de içinde barındıran sentez aşaması oluyor. Umarım buraya kadar anlaşılmıştır. Devam ediyorum. Hem doğada hem de insanda değişme ve gelişmeyi gerçekleştiren mutlak tin, yani Geist, insanda kendini akıl olarak gösterir. Ona göre meydana gelen bu değişme önce düşüncede gelişir. İdealizmi savunmasının sebebi de bu. Düşüncede meydana gelen değişiklikler maddede değişikliklerin meydana gelmesine yol açar. Hegel felsefesinin özü bu değişimdir. O yüzden de diyalektik denmiştir. Hegel'in varlıkların oluş ve değişimini açıkladığı bu ilkenin ve diyalektik yasanın sayesinde mutlak tin kendini bilip tanır. Bu yasa üçlü bir oluş süreci içinde gerçekleşir. Tez, antitez ve sentez. Her yeni tez yeni bir diyalektik sürecin başlamasıdır. Evet, evrendeki her şeye bakın. Hepsi önce potansiyel olarak içinde barındırır, sonra açığa çıkarır, sonra da sentez yapar diyor Hegel. Hegel evrendeki varlıkların bu üç aşamada meydana geldiğini söylüyor. Varlığın bu şekilde oluştuğunu söylüyor. Hegel'e göre her şey çelişkilidir. Her şey kendini zıttıkta bulur. Zaten ilk çağ filozofu Herakleitos'ta da demiştim.
her şey zıttıyla mümkündür. Eğer bir yerde değişim varsa orada zıttık vardır. Yani ışıkları kapattığımda karanlık oluyorsa ve karanlığı aydınlatmak için ışıkları açıyorsam sürekli bir değişim yapıyorumdur. Yani mesela burada loş ve karanlık bir hava var. Işıkları açtım, aydınlık bir hava var. Karanlıktan aydınlığa geçiş bir değişimdir. Bu anlamda zıttığın olduğu yerde değişim söz konusudur. Bu yüzden de Hegel'e göre bilmeniz gereken aynı Herakleitos'ta olduğu gibi her şey zıttıyla mümkündür. Gerçeklik aslında varlığa yokluğun sentezidir. Yani varlığa gelirken aynı zamanda da yok olmaya mahkumuz diyor. Her şey tez, antitez, sentez aşaması şeklinde gelişir. Güneşin altında yeni bir şey yok diyen Hegel'e göre doğanın diyalektiği bir döngüdür. Yani sürekli bir değişim halindedir. Ancak insanlık tarihi bu döngüselliği kırmış ve aklı sayesinde hem canlılığını hem de bilgilerini aktarabilmiştir. Hegel'e göre gerçek bütündür. Tüm varlık alanı Tin'in kendisini tanıması ve yaşanan her şey Tin'in kendini gerçekleştirmesi sonucudur. İşte Tin kendini tanımak istediğinde, kendini gerçekleştirmek istediğinde varlıklar bu şekilde birer birer açığa çıkmış ve oluşmuştur. Tez, antitez, sentez aşaması şeklinde varlıkların oluşumundan bahseder. Her varlık bu aşamayla kendi potansiyelini açığa çıkarır ve varlığa gelir. Ve zıttıyla mümkündür. Bunu da unutmuyorsunuz. O yüzden tez ve antitez mutlaka bir bütündür. Sentez de yeni bir oluşumdur. Her varlık oluşumu tez ve antitez olan zıtlığın bir sentez oluşturmasıyla meydana çıkar diyor Hegel. Evet, devam edelim okumaya. Her bir varlık içerisinde bir şey olma potansiyelini taşır. Her varlığın olacağı şey için başkalaşması, yani kendi karşısına dönüşmesi gerekir. Sonuçta yeni bir sentezle olabileceği şeye bu diyalektik sürecin sonucunda dönüşür. Az önce anlattıklarımı anlattığı için pekiştirsin diye okuyorum. Örneğin bir elma çekirdeği aynı zamanda tohumdur. Bu tohumda bir ağaç ve ağaçta bir elma olma gücü vardır. Tohumdan yeniden meyvenin içinde olma süreci diyalektik bir döngüdür. Tohumdan ağaca, ağaçtan meyveye, meyveden tohuma, tohumdan ağaca, ağaçtan meyveye, meyveden tohuma, tohumdan ağaca, ağaçtan meyveye şeklinde ilerleyen bir döngü söz konusudur. Tohumdan yeniden meyvenin içinde tohum olma süreci diyalektik bir döngüdür. Tohum toprağa düştüğünde yeterli koşullar oluşursa filizlenir, yani tohumluktan çıkar. Tohum bedeni oluşturmaktadır ve bu bedende yeni tohumları barındırmaz kesinlikle. Ama büyüme koşulları yeni hani sonuçta olursa bir çiçeklenme bir meyve verir. Meyve ise içinde yeni tohumları oluşturur. Yani aslında tohumdan ağaç olduğumuzda bir tohum barındırmıyor ama meyve olduğunda tohum barındırdığını söylüyor. Hegel akılsal olan bu önemli arkadaşlar rasyonalizmin vurgusudur bu. Akılsal olan gerçek, gerçeksel olan akılsaldır. O idealizmi vurgular. Gerçek varlıkların akılla akılın gerçekle ilişkisi olduğunu savunur. Hegel'in Tin yerine mutlak akıl anlamına gelen Geist kavramını kullandığını zaten söylemiştim. Ona göre her şey mutlak akıl yani evrensel akıldan meydana gelir. Akla uygun olan her şey de vardır diyor buraya kadar Hegel felsefesi. Varlığın oluşum felsefesiyle alakalı bundan bahsediyor. Evet. Devam ediyorum. Yüzyılın problem alanlarını bitirdik. Bilginin kaynağı problemi, birey-devlet ilişkisi problemi, ahlakın ilkeleri problemi ve varlığın oluşumu problemiyle ilgili fikirlere değindik. Yine 18-19. Yüzyıl filozoflarından bahsettik. İşte John Locke, Kant, Bentham, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Hegel gibi filozoflardan bahsettik. Önemli filozoflardan. 18-19. Yüzyıl aslında hani problem alanları ve felsefi alanlarına bakımından bu kadar. Bundan sonraki süreçte dil ve edebiyat ilişkisi var 18-19. Yüzyılda. Çünkü bir özelliği de aydın, düşünür, yazarların gelişmiş olmasıydı. Bu önemliydi. Ve 18-19. Yüzyılın edebi kişiliği, yani aydınlanma süreci olduğu için toplumsal fikirleri aydınlatan, toplumun bilincini sağlayan karakteristik özelliği var demiştim. Ve bu yüzden de birçok aydın yetişti demiştim. Birçok eser ortaya kondu demiştim. O yüzden bu dönem önemli. Çünkü aydınlanma döneminde birçok eser gördük ve toplumu bilinçlendirme olayını gördük. Bu yüzden de
Buna değinmek istiyorum. Aydınlanma dönemi filozofların, yazarlarının ve bilim insanlarının amaçlarından biri de halkı aydınlatmaktır. Bunu zaten en başta söylemiştik. Bu nedenle aydınlanma dönemi felsefe, dil ve edebiyat ile yakın ilişki için olmuştur. Ki zaten bütün hepsi öyledir ama bu dönemde bizim karşımıza daha çok edebiyat ilişkisi de çıkacak. Bu ilişki dönem felsefesinde etkilemiştir tabii ki. Düşüncelerin açıklandığı felsefi metinler kavramlara ve felsefi düşünmeye aşina olmayan insanlar için anlaşılması zor metinlerdi. Bunun yerine edebiyat yoluyla halkın daha kolay anlayabileceği eserler yazılmaya başlandı. İşte bu yüzden bizi ilgilendiriyor. Felsefi metinler çeviri metinler olduğundan dolayı ve anlaşılması biraz daha yoğun, derinlik isteyen metinler olduğu için halkı eğitmek ve anlatmak için halkın anlayabileceği, halka daha çok hitap eden eserler bu dönemde halka ulaşmaya başardı. Ve bu anlamda da halkın ilgisi kitapları arttı ve okur yazar oranı da artmış oldu. Burjuva sınıfının giderek büyümesi ve edebiyata olan ilgisi aydınlanma döneminin başlarında tüm Avrupa matbaa sayısını artırmıştı. Bu sayede hem farklı türler yayınlanmaya başlandı hem de eser sayısı arttı. Şimdi bu dönemde zaten hep vurguladık. Kitaplara ilgi artıyor, eser sayısı artıyor, matbaa sayısı artıyor, yayın çıkarılmaya başlanıyor. Bu dönemde edebiyata olan ilgi artıyor. Aydınlanma döneminde yazılar genel olarak toplumu ilgilendiren konulardan oluştu. Çünkü amaç zaten toplumu aydınlatmak ve bilinçlendirmek. Gazeteler siyaset, sanat, felsefe gibi alanlarda yapılan entelektüel tartışmalara yer verirken toplumsal problemlere yönelik eserler de kitap haline getirilmişti. Bu eserlerde akıl, deney, ilerleme, özgürlük, insan hakları, adalet, eşitlik gibi kavramlar sık sık kullanılmıştı. Bunların kullanılma nedeni peki Fransız İhtilali ve sanayi devrimiyle birlikte görüyoruz. Bu dönemde bilimsel ilerleme çok fazla, akıl çağı, aklın özgürleştirmesi önemli. O yüzden eserlerde vurgu akıl, deney, ilerleme, bilim, özgürlük, hak, adalet, eşitlik, millileşme, milliyetçilik hareketleri gibi durumlarla söz konusuydu. Evet, devam ediyorum. Aydınlanma döneminin felsefi eserleri daha çok burjuva sınıfına hitap ederken edebi eserler halkın duygu ve düşüncelerine yer vermekteydi. Daha böyle yönetim kesimi daha üst sınıfa hitap ediyor edebi eserler ama halkı eğitmek için kullandığımız eserler de halkı ilgilendiriyor. Edebi eserler bir yandan dönemin atmosferini gözler önüne sererken diğer yandan konu bütünlüğünün içinde felsefi tartışmaları işlemiştir. Evet, burası önemli. Bu dönemde yazılmış eserler bize dönemi veriyor. Biz dönemi görebiliyoruz. Bu dönemdeki eserlerde dönemin kültürünü, dönemin yaşayışını, dönem özelliklerini görebiliyoruz. Bundan bahsediyor. Felsefenin de halk arasında bu dönemde yaygınlaştığını göreceğiz. Hatta daha sonraki dönemde artık tüm okullarda felsefenin öğretildiğini, felsefi kitapların öğretilmeye başlandığını da göreceğiz. Bu dönemde artık felsefe yavaş yavaş halk arasına da geçmiş oluyor. Derinlemesine olan bilgileri de merak ediyorlar. Zaten kitap çoğaldıkça insanlar okumaya merak salıyor. Filozoflar edebi eserler de kaleme almıştır. Filozoflar, Jean-Jacques Rousseau gibi mesela. Edebi eserleri yönüyle de çok daha ağır basan bir edebiyatçı kendisi. Dil ve edebiyat alanındaki yazarların eserlerinde de felsefenin etkisi görülür. Felsefi ve edebi eserlerin giderek çoğalması düşünsel zenginliği arttırmış, halkın aydınlanmasına etkili olmuştur. Düşünsel zenginlik, kültürel birikim, bakış açısı, bilimde ilerleme gibi şeylere katkı sağlıyor. Ayrıca felsefe ve edebiyat birlikte ilerliyor bu dönemde. Aydınlanma dönemi felsefesinin dil ve edebiyatla olan ilişkisi ağırlıklı olarak Fransa olmak üzere bütün Avrupa'da görülür. Fransa, Voltaire, Montesquieu ve Jean-Jacques Rousseau gibi filozoflar önemli felsefi eserler veriyor Fransa'da. Ayrıca dönemin en ünlü yayını olarak bilinen Diderot gibi düşünürler, Alembert gibi düşünürlerle beraber yazılar yazıyorlar ve ansiklopedi eseri en önemli, dönemin en önemli eseri olarak biliniyor. Ansiklopediler süreli yayın olarak cilt cilt çıkarılıyor ve her ciltte farklı toplumsal problemlere değiniyor. Bu dönemde bilgi sahibi olmak için ansiklopedileri de görmüş oluyoruz. Evet, devam ediyorum. Eleştirel bir tavır içinde yazılan bu eserlerin içinde birçok bilgiye yer verilmiş ve geniş bir kitle tarafından okunmuştur. Bu filozoflardan bazıları düşünsel ve eleştirel yayınlarının yanı sıra olay örgüsü içeren edebi türlerde de eser vermiştir. Bu eserlerini veriyor burada. Emil mesela okunması gereken bir roman, onu söyleyebilirim.
Bu eserler aydınlanmanın ruhuna uygun felsefi içerikli nitelikte bir eserler. Yazarlar eserleriyle kültürel etkileşime hız katıyor, halkın aydınlanmasına katkı sağlıyor ve Fransız devriminin oluşmasında da etkili. Aydınlanma döneminde ulus devlet anlayışı güçleniyor. Bunun sonucu olarak her devlet kendi dilinde eserler üretmeye çalışıyor. Bu da önemli bir başlangıç oluyor. Her devlet kendi dilinde üretmeye ve yayınlamaya başlıyor. 18-19. Yüzyılın sonlarına doğru özellikle Fransız İhtilali etkisiyle aristokrasi rejiminin ortadan kalkması, duygu ve düşüncenin ifade edilmesini sağlayan özgür bir ortam hazırlıyor ve romantizm akımı karşımıza çıkıyor. Romantizm toplumun bütün sınıflarına hitap eden, duygu ve coşkunun önemli olduğu ve sade bir dilin kullanıldığı akım. Voltaire ve Rousseau gibi Fransız düşünürlerin önce olduğu bir akım. Bu anlamda romantizm akımı ile birlikte 19. yüzyıl Türk edebiyatı ve düşüncesinde de bu akımı benimseyenler karşımıza çıkıyor. Evet. Bizde de bu akımın temsilcileri verilmiş. Namık Kemal Ahmet İmitat, Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Abdülhak Hamit ve Ziya Paşa şeklinde. Dil edebiyat ilişkisi bu şekilde bize bilgi verilmiş. Aslında burada vurgulanan, hani ben bilgileri okudum size. Yani sadece örnekler verilmiş, öyle söyleyeyim. Burada vurgulanan şey aslında şu kısaca. Felsefe ve edebiyat iç içe. Bu dönemde çok fazla okur yazar oranı artıyor. Edebi eserler çok fazlalaşıyor ve bu anlamda da önemli bir nitelik kazanıyor. Bu yüzden edebiyat ve felsefe ilişkisi bu dönemde çok önemli. Halka ulaşabilmek için edebi eserlerle felsefe alanında içerikli bilgi, yani felsefi içerikli eserler de veriliyor. Yine felsefeciler edebi içerikli eserler de verebiliyor, yani filozoflar. Bu yüzden bu dönemde bu önemli. Evet, bir dahaki ders, yani bunlara kısaca değiniriz. Yani kısaca değinmek istiyorum. Vermişler çünkü. Sizin de hem kültürel anlamda bilginiz olsun. Çıkar mı? Pek zannetmiyorum felsefede edebi bilgilerin çıkmasını. Ama yine de pasaj içinde verilebilir ya da işte aşina olmanız istenebilir. Bu anlamda birazcık değinebiliriz. 18-19. Yüzyılda ortaya çıkan kitaplardan kısaca bahsederiz. Voltaire'in işte eseri Candide, Diderot'un eseri, yine Alembert'in eseri olan kitaplardan birazcık bahsederiz. Ve daha sonra da alıştırmalara geçeriz. Çünkü 18-19. Yüzyılımız bitmiş oluyor arkadaşlar. Eserlerden kısaca bahsettikten sonra alıştırma yaparız bir dahaki dersimizde. Ve alıştırmalar bittikten sonra da yeni konumuz olan 20. yüzyıla geçmiş oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.